Biz sokağı evlerimizin pencerelerinden görüyoruz. Sokağa başka bir hayat yüklüyoruz. Ama onun şu anki evi sokak. On binlerce insan sokakta yaşıyor. Ve biz aslında onların sokakta ne yaptıklarını gerçekten bilmiyoruz. Bir köpeğin kakası kadar değerimiz yok. Yani. Poşete konacak kadar kaliteli bir köpek kakası bizim toplumun gözünde kalitemiz işte o kaka kadar. Yani. Bırakın artık yani bir nefes alalım ya. Benim kaderimin çizildiği gün dediğiniz bir olay yaşanıyor. Evde bir tantana tarif edemiyorum böyle bir aile yapısını. Yengem anneme saldırıyor. Abim işte şöyle oluyor. Takılarımızı çaldırdık. Bizim odaya girip çıkarken gördük Alaaddin'i. Allah belanı vermesin bana. İlk sokakta yaşama deneyimi de orada başlıyor. Kale her zaman işten yıkılır. Çok büyük bir soru işareti. Üvey evlat mıydım? Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Güvenlik dediğin zaman emniyet güçlerimiz var, asayiş güçlerimiz var. Bir sokakta yaşayan insanlar için değil o asayiş güvenlikleri. Her şeye rağmen biz varız ya. Hayalet değiliz. Bir gerçeğiz biz. Türkiye'de on binlerce insan sokakta yaşıyor. Ve biz aslında onların sokakta ne yaptıklarını gerçekten bilmiyoruz. Hikayelerini de bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi gördüğümüz zaman kafamızı çeviriyoruz, görmezden geliyoruz, kendi hikayemize, hayatımıza devam ediyoruz. Alaaddin Arslan bugün Katarsis Ekstra'da konuğum. Bir röportajını izledim. Sokaktan ona bakıp ya da bakmadan geçen insanlara diyor ki, bana bakma, bana gel. Biz de bugün Alaaddin Arslan'a dedik ki, sen bize konuk ol, bizim stüdyomuza gel, Katarsis Ekstra'ya gel ve biraz biz sohbet edelim. Biz sokağı evlerimizin pencerelerinden görüyoruz. Belki iş yerlerimizin, ofislerimizin camlarından görüyoruz. Ya da yolda yürürken görüyoruz sokağı. Sokağa başka bir hayat yüklüyoruz. Ama onun şu anki evi sokak. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, rahat mısınız bu koltukta? Çok teşekkür ediyorum. Koltuk, ne bileyim, benim için çok bir lüks geldi ama teşekkür ediyorum. Böyle bir koltukta beni davet ettiniz, beni misafir ettiniz. İyi ki sizler varsınız. İyi ki en azından 83 milyon hani ve dünya da katalım buna. Onların içinde bir sokakta yaşayanlara duyarlı bir şekilde yaklaşıp en azından bizim sesimizi duymamıza vesile oluyorsunuz. Ben müteşekkirim. Biraz bize günlük hayatınızı anlatın isteyeceğim başlarken. Siz nerede yaşıyorsunuz şu anda? Şu anda ben İstanbul Beyoğlu ilçesi Tophane semti, Kılıçalıpaşa ve Nusretiye camilerinin arasında Tophane Kasrı var. Tophane Kasrı'nın hemen girişinde, kapının girişindeyim. Biraz espri yapayım. Çok yıldızlı Çimen Palas Oteli'nin kral dairesinde kalıyorum. Daha önce kartonlar üzerinde yatıyordum. Sağ olsunlar duyarlı olan insanlar, biraz da sanıyorum bu yaşım itibariyle, hani böyle yaklaşımları yaş itibariyle yaklaştıkları için bana bir çekyat verdiler. Sağdan soldan 3-5 kuruş nakdi destek gelirken ben tabii bu hobi olarak kullandığım yazarlık mesela bir şeyler yazıyorum. Deftere, kitaba bir şey, deftere bir şeyler döküyorum. Masa lazım olmuştu, sandalye lazım olmuştu. Kendime bir masa, sandalye tedarik ettim ama gördüm ki benim ziyaretime gelenler var ya. Ben bunları nerede ağırlayacağım? 2-3 tane daha sandalye tedarik ettim, temin ettim. Böyle bir sandalye, masam var, çekyatım var. Üzerinde yataklarım işte şu an yaz itibariyle kullandığım hani pike yahut hani nevresim tipi şeyler ama kış dönemine girdiğimiz zaman elbette ki onları da farklı bir şekilde düşünürüz. Güzel bir yerim var, kediler var. Onlarla hayatı paylaşıyoruz. Artı birisi herhalde sanıyorum anasından yavrusunu, ev kedisi olduğu aşikar belli. Atmışlar oraya parka, sokağa bırakmışlar ama o benim yattığım yeri kanıksadı. Şimdi onlarla da bir aile gibiyiz. Bir yavrusu var, bir anası var. Bir hayatı paylaşıyoruz yani. Beraber yaşıyorsunuz onlarla. Beraber yaşıyoruz. Alaaddin Bey kaç yaşındasınız? 63 yaşındayım. 35 yıldır sokağı biliyorsunuz. Sokakta yaşamanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ama biz gelin doğduğunuz evden başlayalım. Her sokağa açılan yolda bir evden geçiyor mutlaka, aslında mutlaka. Öykünün başında. Siz nerede, nasıl bir evde, nasıl bir aileyle doğdunuz? Ben köyde doğdum. Köy yaşantım hani 11-12 yaşına kadar köyde yaşamımı idame ettirmeye çalıştım. Köyde çiftçilikten yaşamımızı sürdürüyorduk. Bu arada babam Allah rahmet eylesin fabrikada çalışıyordu. Yani anam, ben, abim hep beraber köyde bir çift öküzümüz vardı. Hani idrak edebildiğim, ben aklıma malik öldüğüm süreçte. Babamın da maaşıyla
o köydeki yaşamımızı devam ettirmeye çalıştık bir süreci, yani bir süre için. Bir erken dönemde, bebeklikte öldü zannedilip terk edilmiş. Evet, şimdi o konuyu daha sonra işte hani tamamıyla Blue çağına geldiğim dönemlerde öldü dedikleri olayı da akrabalarımdan bir tanesi zaman içerisinde Blue çağıma geldi bir sohbet esnasında. İşte seni dedi hani öldü diye Beşik'te salıngaçta bırakıp bize misafirliğe geldiler. İlk zaten yani yaşayacağım, daha ondan sonraki yaşayacağım travmaların ilk başlangıcı ya bir insan hani bir çocuk ki yani bilemiyorum ben nasıl bir tarifi mümkün değil, kifayetsiz kalıyor. Tarif edemiyorum öyle bir aile yapısını. Bir insan bir evladını dünyaya getiriyorsun. Yani bir yerde ümidini kesiyorsun. Misafirliğe gidiyorsun. Dönüşünde ben bakıyorlar ki ben inmişim salıngaçtan soğan, kuru soğan yiyorum, kemiriyorum böyle yani. Bunu da yani şey yap. Ve ilk yani travmalarını yaşadığım travmaların başlangıcı ve belki de bütün hayallerimin, bütün geleceklerimin, bütün hani o ideallerimin, o bir hayatın meyve olarak, meyve ağacı olarak gördüğüm o dallara tutunamayıp yere düşmeme sebep olacağın ilk başlangıçlardan bir tanesi. Bebek daha anne karnından itibaren, erken döneminde, bebekliğinde, ilk çocukluğunda bellek çalışıyor. Çocuk belki somut olarak anlatmaz, söylemez ama duygu hafızası bilir, hatırlar. Ve aslında öyle bir kırılmayı siz de hayatınızın ilk kırılmalarından biri olarak söylüyorsunuz. Nasıl bir anne bu arada çocuklukta? Ya anne aslında şu var, ben konuya isterseniz biraz daha farklı bir açıdan yaklaşayım. Bir ana baba ebeveyn her zaman evlatlar arasında evlatlarını yarışa sokmuştur yani. Bir insan evladını seviyorsa seviyordur. Seviyorsa da bunu göstermesi gerekir. Yani standart kalıplar içinde işte evlat okuyacak, okumuyorsa çalışacak. Böyle bir yani ailem vardı benim. Anam babamın hani bizlere bakışı buydu. Ana baba hiçbir zaman bizlere karşı bizi sevdiklerini net bir şekilde belli etmediler yani. Dediğim gibi yani ya bir insan bakıyorum bazen bir panorama, bir fotoğraflar, bir resimler geliyor. Aile resimleri geliyor hani önüme. Yani hatta bu kadar yaşı ilerlemiş olmasına rağmen aile yapısını o çekirdeğe, aile çekirdeği, ana çekirdeğini hala koruyan yapılar var. Yaşları 60-70'lere gelmiş olmalarına rağmen bir ana 90-80-90 yaşında, 95 yaşında o evlatları ilk günkü yani doğumdan sonraki kucağına almış gibi hala o 60-70-63 yani 50-60 yaşlarında olan evlatlarını bağrına basıyorlar. Bizde böyle bir tablo yoktu yani. Böyle o fotoğrafı ben kendi aile yapımda maalesef göremedim. Zaten bundan dolayıdır ki insanların yani bunlar daha çocukluk döneminde bilinçaltına yerleştiği için zaman içerisinde bunlar kişinin yani yaşam, özel kişisel yaşam biçiminde hep yıkıntıya sebep olmuştur yani. Orada aslında anne babanın evlatları arasında bir ayrımından bahsediyorsunuz, kardeşler arasında. Siz bahseder misiniz orada? Ya şöyle bir şey var, şimdi abim normal ilkokuldan sonra okumadı zaten. Hani biz okuyorduk, kardeşim ufak, kız kardeşim ufaktı. Ya işte bak hep abin çalışıyor, sen de abin gibi işte çalışsan filan ama ya bilmiyorum yani insanlara da doğasında mı vardır yetenek dedikleri kabiliyet daha doğarken, ana rahminde yani ceninken bu yetenek, o kabiliyet her neyse yaşamının hani çizgisi o zaman çiziliyor. Ben de tabii okumayı çok istiyordum ben, hani okumak istiyordum. Okumakla beraber tabii insanların o başladığı zaman işte o şeyde idealleri, hayalleri canlanmaya başlar gözünde. İşte ben şu olacağım, ben işte polis olacağım, ben doktor olacağım, ben şu falan hani. Ama dediğim gibi ana baba hep parasal yönden diyelim artık, buna biz böyle bir açıklık getirelim. İşte çalışsaydın işte bak işte okumak masraf yani işte falan hani. Keşke o rekabet işte bak hani aradaki hani rakip yani abimi bana rakip göstermesi. Abim çalışıyor, ben okuyorum. Yani oysa olayın güzel tarafı okumak ya okuyup hayatı anlamak, dünyayı anlamak, insanları anlamaktır yani.
Ve okumak belki bir yerde insanların idealinde bir kariyer yapma seviyesinde, bir meslek sahibi olmasında belki tamirci değil de bugün bir ne bileyim bir komiser, bir doktor, bir mühendis, bir mimar yani bir edebiyatçı da olabilirdim. Hem de yani bestseller yani açısından mesela bir edebiyatçı olabilirdim. Aslında o rekabetin içerisinde siz okumak, var olmak, devam etmek evet. istiyorsunuz ama o bir şekilde birazdan konuşacağız duruyor. Henüz çocuk yaştasınız. Bir gün aile diğer kardeşleri alıp gidiyor. Sizi köyde bırakıyor. Ve 6 ay kadar yalnız yaşıyorsunuz. Kaç yaşında? İlkokul 3'e gidiyordum. Bir gün kış ayı. Ki yani bizim iç Anadolu bölgesindeki kış aylarının mevsimlerini hepimiz çok iyi biliyoruz ki. Kar, kış, felaket. Ve dediğim gibi bütçe, ekonomi yönünden, maddiyat yönünden de gelirlerimiz çok kısıtlı olduğu için kara lastikler. Kara lastikler var, paramparça ayaklarım. Kar, kış, ayaklarım buz tutmuş. Öğleden sonra bir çıktım geldim ki eve. Ya çocuğum, kapılar açık. İçeriye girdim, bir tek yorgan var, bir tane de yatak var. Koşa koşa gittim ağlaya ağlaya. Baba, anne yok, kardeşim yok, abim yok. Ağlaya ağlaya yengeme dedim. Yenge işte hani dedim ya nerede bunlar yani? Oğlum onlar işte Kütahya'ya göçtüler. İşte baban yani işe gidip gelmesi zor oluyormuş. Yani Kütahya'ya göçtüler. Çocuğum yani ne diyeceğimi zaten hani daha ABC'yi mesela ilkokul 3'e kadar ABC'yi Alaaddin, Ahmet, Mehmet yani Ayşe, Fatma demeyi yeni yeni öğrenen bir çocuk neyi idrak edebilir, neye konuşabilir? Ve o günkü zaten işte dediğim gibi yıkıntıların yani şeysi hep bir üstüne böyle arkası arkasına gelmeye başlıyor yani. Ve kafamdaki o bir koca bir büs, çok büyük bir soru işareti. Zaman içerisinde işte o blue çağına geldiğim dönemlerden sonra hayatı idrak etmeye başladığım dönemlerde ama tabii ailemle bağlarımı en son kopardığım noktaya gelmeden geleceğe kadar hep şunu sordum. Üvey evlat mıydım? Çünkü böyle bir davranış biçimleri. Beşik olayım var. Okulda okurken beni bırakıyorsunuz köyde ve Kütahya'ya göçüyorsunuz. Bunlar ve daha ondan sonraki gelişecek olaylar. Bir evlat ya. Yani bir ağacı, yani bir meyve fidanını hani soğuk ayaza bırakıp onun donmasına sebep oluyorsunuz yani. Sömestre tatiline bir ay, bir buçuk ay kala benim kulaklarımda yaralar çıkmaya başladı. Adeta vücudumu buralara kadar sarmaya başladı. Bir şekilde beni mecbur aldılar, yani köyden hani Kütahya'ya almak zorunda kaldılar. Ve gayet sonra anladım ki ya yani bazen şey yapıyorum. Demek ki diyorum yani okuldan köy ilkokulundan alıp Kütahya'daki bir ilkokula kaydettirmek o kadar zor bir şey değilmiş yani. Erken yaşta çocukların terk edilmeleri bu illa fiziksel terk edilme değil ki siz bunu yaşamışsınız. Duygusal terk edilmelerde yani çocuğu olumsuz bir duyguyla bırakmak, çocuğu hayatta yalnız, tek, çaresiz bırakmak. O çocuklar hayata devam edebilseler bile onların aidiyetsiz olmalarını, sokakta, evde, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bazen bağsız kalmalarını, kimseyle bağ kuramamalarını sağlayabilir. O yüzden de çocuk yetiştirmek sadece dünyaya çocuk getirmek gibi bir karar değil böyle bakınca. Alaaddin Bey, bu arada okuyorsunuz. Her şeye rağmen okuyorsunuz. Evet. Aile çalışan abiyle rekabete soksa bile siz okumaya devam ediyorsunuz. Ve birincilikler, yüksek notlar o koşullarda orada. Başarılı da bir öğrenci var orada. Neyin hayalini kuruyordunuz? Neyin hayalini kuruyordum? İki tane hayalim vardı. Bir subay olmaktı hayalim. Çünkü bir de pilot olmaktı. Akıyor hayat. 15-16 yaşlarındasınız artık. Ve orada benim kaderimin çizildiği gün dediğiniz bir olay yaşanıyor. Abiniz ve yengeniz evlendiğinde. Şimdi orada olay şu. 1972'li yıllarda evliliklerinden 10 gün 15 gün sonra
tekrar okuldan geldim ben. Evde bir tantana, bir kavga, bir gürültü. Yengem anneme saldırıyor. Abim işte şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Ben okuldan geldim. Kavga, gürültü. Daha gelir gelmez Allah belanı vermesin bana, anam, abim. İşte düğünlerde takılan takılar. Bilmiyorum neyin ne olduğunu da bilmiyorum. Hani herhalde sormuşlar ki yani yengeme işte biz işte takılarımızı çaldırdık. Alaaddin'in bizim odaya girip çıkarken gördük Alaaddin'i. Aynı mekan içerisinde kalıyoruz. %100 o aldı. Yazıklar olsun falan bağırış çağırış bunlara tanık oluyorum. Ve işte orada son travmayı ve yıkım dönemlerinin hani bir imparatorluğu düşünün. Yani hep söylenir ya kale her zaman içten yıkılır. Ve benim imparatorluğum, hayallerimde kurduğum o imparatorluğun bir anda yani yıkılışı. Bütün işte hakiki işte en son travmaların vuruluşu ve ondan sonrası maalesef. Çocuk dünyam yıkıldı diyorsunuz orada. Ve zaten ilk sokakta yaşama deneyimi de orada başlıyor. Evet. Aylarca parklarda kaldığınız bir dönem başlıyor orada. Bir yandan da sokakla ilk gerçek tanışma o. Evet. Nasıldınız o dönemde? O dönemler zaten dediğim gibi kırsal kesimde yani hep bir tesadüf müdür nedir? Hani beni köyde bırakmaları hep kış ayına denk geldi. Bu son hani hırsızlıkla itham edilmem, iftiraya maruz kalıp ve bütün hayallerimin, bütün geleceklerimin alt üst ettiği o dönem de kış ayına denk gelmişti ne yazık ki. O zaman sağlık okulu, ebe okulu diye biz hani alt dilinden ebe okulu. Sağlık meslek okuluydu aslında. Meslek lisesi de biz ebe okulu olarak. Ve ilk yani evden kaçtıp da şey yaptığım o meslek lisesinin, sağlık meslek lisesinin arkasında böyle çamlıklar vardır mesela. Selvilerin böyle şey olarak top ağaç şeklinde. İlk yani sokakta yaşam deneyimim orada olmuştur ki bütün kış döneminde hemen hemen hani orada geçirdim diyebilirim. Büyüyorsunuz, hayat devam ediyor. Askerlik dönemi geliyor sonra. Askerliğinizi yapıyorsunuz, geliyorsunuz. Aileyle bir dönem daha geçiyor aslında ama diyorsunuz ki dikiş bir kere attı. Artık o dikiş tutmuyor. Ben aileye çok ait hissetmiyorum o dönemin içerisinde. Ve sonra artık genç yaşlar ve bir evlilik yapıyorsunuz. Evet. Ne olmadı o evlilikte? Ya zaten olay şu. Ya biz hayatın hani akışına kendimizi zaman zaman bırakırız da hani deriz ki bizi nereye alıp götürüyorsa orada hani o akışa göre biz kendimizi bir yerde bir kıyıya denk gelirsin yahut yani o akışın içerisinde farklı bir daha sağlam bir yer bulur ama olay o değil. Hani biz öyle görürüz. Ne yazıktır ki işte o dediğim hani evlilik döneminde İş hayatımda, ya bu evlilik döneminde bile kendim yani eşimle, çünkü bir işe giriyorum, o yaşadığım travmalara maruz kalabileceğim olaylarla karşılaşıyorum, bir depresyon geçiriyorum. Bir travma daha yaşıyorum. Aile ortamına gireceğim, abimle yengemin evlilikleri ve bizlere bakış açıları gözümün önünde canlandırılıyor. Bir travma yaşıyorum. Anamın babamın bana davranış şekilleri ve canlı olarak birebir yaşadığım olayları gözümde canlandırıyorum. Ya diyorum benim de çoluk çocuğum olursa ben acaba çoluk çocuğuma ne verebilirim? Zaten bu travmalar içinde bocalarken hayata tutunmaya çabalıyorum ya. Bir yani düşünün bir barajın sularını açıyorsunuz. Artık bilmem kaç debilik bir baraj. O barajın o yani güldür güldür akan şeylerinde, o köpük dalgaların içinde, o tsunamiler içinde nereye tutunabilirim? Ve maalesef evliliğimde o azgın dalgalar içinde çok fazla sürmedi zaten. 93'te evlendim, 94'te olayım bitti. Eğer erken çocuklukta biz evimizin bir parçası olmayı hissedemediysek, eğer tedavi edilmezse, telafi edilmezse bu büyüdüğümüzde de kurduğumuz evin, ailenin bir parçası olmayı çok beceremiyoruz bazen.
Ve evlilikten sonra artık gerçekten hayat tam anlamıyla kırılıyor. Başka bir yöne gidiyor. Ve denize düşen yaralı bir martı gibi İstanbul'a geldim diyorsunuz. Evet. O İstanbul'a yolculuğu ve İstanbul'la, sokakla ilk karşılaşmayı anlatır mısınız bize? İstanbul, ilk geldiğim Arem iskelesi, Kadıköy, Arem. Yani karşıda Anadolu yakasında. Orada Kadıköy iskelesi ve Aydarpaşa iskelelerinde, Arem iskelesinde, yani Arem'de arabalı feribotlar, vapurlar var. Onlarından inen yolculardan, Kadıköy iskelesinden, Aydarpaşa yolculardan gazete toplayıp, bu arada bir ben değilim tabii, o günlerde de sokak yaşamı var. Arem iskelesinde ilk defa Ömerli Barajı'ndan İstanbul'a su getirilecek. Büyük su künkleri var, büzler var. Onlar oraya istif edilmiş ve biz onların kış, yani soğuk kış aylarında bir tarafını kapalı, bir tarafını kapı olarak kullanıp gündüzleri gidiyoruz iskelelerden. Hürriyet, Tercüman, Milliyet gazetelerin tanesi 25 kuruş, biz kilosunu 25 kuruşa satıyoruz. Yani geçimimizi öyle yani idam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii bu arada Kadıköy Parkı'nda olsun, Aydarpaşa yani şeylerin oralarda, Et Babalık Kurumu'nun oralarda çaycılar var, çay ocakları, seyyar çay ocakları. Sonra tabii onlar sağ olsunlar, hani hatta bir tanesi de çok namlıdır o günün kabadayılarından, ama yani öyle bir şeyli bir kabadayıl değil. Haremli Hasan denilen bir hani abimiz var. O da çay ocağında bana iş verdi. Gece ben çalışıyordum çay ocağında. Yani dönemlerim öyle geçti, ama bu arada hayvanlara karşı bir sevgim var. Hani hayvanlara karşı, büyükbaş, koyun, keçi, inek. Bunlara karşı sevgim var. Tabii bu arada çıkıyorum işte Gebze taraflarına falan, bayağı bir iş yaptım. Çobanlık yapmaya başladım. Yani sokak yaşamının arasında hani aralıklı olarak dediğim kesitlerden bir tanesi de buydu yani. Ama ne zaman şey yaparsam diyeceğim ki ya o kadar da değil Alaaddin diyeceksiniz belki, ama işte her seferinde ne zaman şey yapsam beceri edindim mi, ustalık edindim. Ama belirli sabit bir yerde devamlılık gösteremedim. Maalesef onun adına da alt deyiminle sebatkarsızlık derler yani. Ya işte çalıştığı yerde, iş yerinde sebat edemiyor. Ama işin özü şu. Keşke insanın iç dünyasına bir girebilseler, insan ruhunu anlayabilseler. O zaman ben o söylesinler, diyeyim ki siz aklısınız diyebileyim. Böyle de bir olay. Bütün sıfatlar kalıptır Alaaddin, evet, Bey. O yüzden de o kalıpları yapıştırırlar üstümüze, ama gerçek öykümüzü bilmezler. Hep söylüyorum. Nerelerde yaşadınız? İlk dediğim gibi İstanbul, işte Kadıköy, Aydarpaşa, Harem. Sonra buraya karşıya geçtim, Avrupa yakasına. O zamanlar sirkeci meşhur yani. Kadıköy'den bir tanesi bizim beraber yattığını, ya dedi karşıya geçelim de sirkecide nakliye ambarlarında iş buluruz kendimize filan dedi. Yani ambarlık yaparız, bilmem ne yaparız. Geldik buraya tabii ve ikinci durağımız sirkeci, tren garı oldu. Orada tren garında da trenle vagonlarda yatıyorduk. O zaman meşhurdu o zaman. Evet, aslında 30 sene öncesini de sokaktan, bugününüzü de, 60'lı yaşlarınızı da sokaktan, sokağı bilerek, yaşayarak geçiriyorsunuz. Bir böyle aradaki 20-30 sene farkta iki Alaaddin, yani o zamanki sokaktaki hayat ve şimdiki sokaktaki hayat arasında nasıl bir fark var? Gençliğimiz vardı, sokak yaşamına bedensel olarak, yani vücutsal olarak ne kadar yeterli gıdamızı alamasak da genç bir vücut direnç gösterebiliyordu. Yani o sokak yaşamının en başta gelen şeyi vücudun direnmesi. Bugünün şartlarında hani kıyaslayacak olursak, o gün tek bir mont, tek bir parke yetiyordu. Ama bugünün şartlarında kıyaslayacak olursak, hani kış ayında 4 tane, 5 tane battaniye yahut hani çok kalın örtüler yetmeyebiliyor. Biraz sonra konuşacaklarımıza da vurgu yaparak daha açık, daha net söyleyelim aslında. Yaşım ilerliyor ve üşüyorum diyor Alaaddin Bey. Artık ısınmaya yetmiyor, gençlik de bitiyor diyor ve hem onun kuşağından, hem daha genç kuşaktan, hem çocuklardan sokaklarda özellikle kışları gerçekten üşüyerek, aslında birçok imkandan mahrum kalarak yaşayan insan da var. Güvenliği soracağım. Yani şöyle soracağım. Sokak burası. Biliyorsunuz ki herkes bir hayatın sonunda bir yere gidiyor.
Orada evet hani bağımlılıklar var. Orada belki saldırganlıklar var. Gece el ayak çekildiğinde, herkes evlerin içerisine girdiğinde nasıl koruyorsunuz kendinizi? Şimdi güvenlik sokakta yaşayan biz insanlar için sıfır noktasında. Ama güvenlik dediğin zaman, toplumsal meseleye el attığınız zaman emniyet güçlerimiz var, asayiş güçlerimiz var ve son dönemde de yani bir zamanlar revaçta olan bekçilik sistemini tekrar yani devreye soktular. Buna bakarsanız onlar, inanın bana, çok samimi söylüyorum ve söylemekte de bir hani hiçbir şey görmüyorum, sakınca görmüyorum. Bir sokakta yaşayan insanlar için değil o asayiş güvenlikleri. Bir sokakta yaşayanlar akşam güneş battığı zaman önce Allah'a hani kendimizi teslim ediyoruz, sonra yine Allah'a teslim ediyoruz. Ve İstanbul'da 11.250 kişi İstanbul'da yatan ve saygıdeğer kulakları için atalım, Ayşe Hanım Taksim'deki Hayat Asır'ın lokantasının sahibidir. Ve biz bu tespiti onunla beraber yapmış yani insanlarız. Çok selam söyleyeyim ben de. Bu koltuğun Ayşe Tükrükçü, evet. Büyük anılarından, konuklarından bir tanesidir. Evet, ben saygılarımı, ben çok saygı duyduğum mümtaz bir insandır. Bu tespit 11.250 kişinin içinde benim gibi ve biraz daha hayatta yani kendi bakış açıları itibariyle sokak yaşamını ve karşı tarafı yani toplumu sorgulayabilen çok az bir kesim vardır. Diğer geri kalan kesim büyük bir çoğunluğunu, çok özür dilerim, ya alkol bağımlısıdır, yetiner bağımlısıdır ya da kişilik yoksunudur ve onların da yaşamış olduğu travmalara şizofrenik ve paranoyak yani hastalıklara kendini kaptırmış kişilerden müteşekkildir. Bunun dışında işte böyle yani asayiş, bizim güvenliğimiz var mı? Biz önce Allah'a emanet ediyoruz. Sabah uyanabilirsek yine Allah'ın sayesinde uyanabiliyoruz ve hatta yine bakmaya başlıyoruz. Diyorsunuz ki çok ağrıma giden şeyler var. Ben onları burada da anlatın ve aslında biraz hepimiz toplum olarak da orayla yüzleşelim istiyorum. Şimdi bir gün, bir cuma günüydü. Bu 2 sene önceki olan bir olay. Çok yağmur yağıyor. Felaket. Cuma günü ama yağmur yağıyor. Tophane semtini bilen varsa Kılıçalı Paşa Camii'nin yanında Tophane Çeşmesi vardır. Biz de yağmurdan korunmak için yani kullanabileceğimiz eşyalarla beraber cuma günü, ki yani onun da farklı bir boyutuna müsaade ederseniz değineceğim. Ne açıdan o tepkiyi yani amir gösterdiğinde ben açıklık getirmek istiyorum. Biz çeşmenin altında toplandık. Ve amirimizin koymuş olduğu orada tepki, hani bakanlar yani güya biz hani Türkiye, yani Türkiye toplumunu, bir sokakta yaşayan insanlar dışa, ama o zaman da turizm akını, turizm var, Araplar var, bütün dünya devletlerinden turistler geliyor, fotoğraflarını bilen. Güya hani biz iyi bir lanse etmiyoruz yani gösteri, yani o görüntüler hani dünya devletlerinde iyi bir yani görünüm, hani kariyerimize mesela Türkiye'nin konumu açısından hani amirimizin bu görüntüyü dedi buradan kaldıracaksınız dedi, bakın dedi herkese karşı rezil oluyoruz filan. Bu görüntü dediği sizsiniz. Biz işte çeşmenin altında yatan bizler yani. Bizleriz yani, görüntüler bizleriz. Peki dedim biz ne yapalım amirim? Bakanın dedim takım elbisesi, makam aracının bulunmuş olduğu mevki ve görev itibarının dışında bizden ne farkı var? Peki o bakanlar, o sizin amirleriniz, sizin üstündeki amirleriniz, bu direktifi, bu emiri, talimatı size vereceği kadar girin, bu yaraya parmak basın. Neden bu insanlar sokağa düşer? Peki biz ne yapalım? Yine bir gün Tophane'de o fotoğrafların, eski Tophane'nin fotoğraflarının asılmış olduğu, şimdi Galataport inşaatlarının etrafını çevirdikleri için fotoğraflarla bezediler onları, süslediler. Orada İstanbul Senin Hayat Senin yazısı vardır. Onun altında kalıyorum. Parka bir bayan hanımefendi köpeğini gezdirmeye gelmiş. Tabii park gayet serbest yani. Gitti kakasını yaptı. Hemen çantasından bir poşet çıkardı. Köpeğin kakasını aldı, geldi çok başına. Köpek tabii ne bileyim bir hissiyattır yani. İçgüdüsel olarak bir yani yaşam sürmelerine rağmen hissiyatları vardır yani hayvanların.
Ve koşa başka, hayır onun yanına gitmeyeceksin. Hastalık bulaşır. Zaten yıkıntılar yani depresyon, ya bırakın artık yani bir nefes alalım ya. Ya beni böyle yargılama. Yani vücut hareketlerinden, söylem biçimlerinden biz zaten sokağa düşmüşüz, zaten bir şeylerimizi kaybetmişiz. Ama şunu söylüyorum, her şeye rağmen biz varız ya. Bir silüet, bir çölde görülen, bağda görülen bir silüet, hayalet değiliz. Bir gerçeğiz biz. Eğer ama siz karşıdaki toplumu işte bana bakma bana gel diye hitap ettim toplum. Bu şekilde yaklaşırsanız o hani tecavüz olayları, taciz olayları, cinayet olayları ki yani 8-10 senelere dayanan bir süreç içinde sokak adamlarından, sokakta yatanların hiçbirinden böyle bir olay yaşanmamıştır. Ve siz değerli basın kuruluşu, medya yani çalışanlar olarak buna şahitsiniz zaten. O olaylar hep nerede intikal etmiştir? Çok yani 4-5 katlı apartmanlarda, ya villalarda, ya rezidanslarda meydana gelen olaylardır. Ve sokak yaşamı değil, evi barkı işi gücü olan adamlar yapmıştır bunu. Bu insanı, bu olayları icra etmişlerdir. Bizlerden böyle bir tepki gelmediğine göre niye kaçıştınız bizden yani? İşte orada da o köpeğin kakasından tiksinmeyen vatandaş afendi beni benden tiksiniyor yani. O biz varız çok önemli. O biz varız aslında insanın ben varım demesi, diğerlerine de beni gör, bana bak, beni dinle, benim için bir şey yap demesi aslında. Bireysel imkanlarla işte belli başlı sivil toplum örgütleriyle belli başlı projelerde hepimize, biz uzmanlara da geliyor haberler ama bir yandan riyakar bir düzen bu. Geliyoruz, 3 gün bir şey yapıyoruz, bir hafta bir şey yapıyoruz, siz oradasınız ve varsınız. O yüzden o varlığı daha çok bağıralım da istiyorum ben. Yani söyleyin lütfen, nasıl bakıyor insanlar size ve siz ne yaşıyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok azlarını tenzih ediyorum. Çok azlarını tenzih ediyorum ama genel olarak inanın bana yani biraz önce de aksettirdiğim çok özür dilerim, bir köpeğin kakası kadar değerimiz yok yani. Bir köpeğin kakasını insanın ayağından ezebilirsin, o çimin içine göme. Ama bir poşete konacak kadar kaliteli bir köpek kakası ama bir o kadar da kalitesiz bir sokakta yaşayan insanlar var. Yani. Bizim toplumun gözünde kalitemiz işte o kaka kadar yani. Kakadan da daha şey yani. Peki aslında bir taraftan da gerçekten toplum üzerine düşünen, insan üzerine düşünen birisiniz siz. Daha önceki sohbetlerimizden de biliyorum. Ne yapılmalı? Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, valiliklerimiz dikkat edin. Bugün Beyoğlu, Tarlabaşı, Tepebaşı ve eski tarihi yerler Fatih bu kadar vakıflara ait bine yakın, binlerce boş bina var. İlk başta bir sokakta yaşayan insanların barınakları. Yani karda, kışta, sıcakta, soğukta ve bunlar temin edilebilir. Bu o kadar vakıflara ait boş binalar var. Çok cüzi miktarlarla, masraflarla tadilat yapılabilir. Bugün örneğin Beyoğlu'na indiğiniz, çıktığınız zaman arka Tarlabaşı istikametinde yahut Çukurcuma taraflarında 4 katlı, 5 katlı eski binalar var. Ve kullanılabilir, sağlam. Ve bundan aşağı yukarı 20 sene öncesine kadar kullanıyordu oralar. Şu anda bomboş ve sağlam binalar. Alt taraflarında mekanlar, kafeteryalar, restoranlar, birhaneler varsa üst taraf ayda ayda kullanılır yani. Bir binayı sağlam tutan temeldir. Demek ki temelde bir mekan varsa, o mekan faaliyetteyse üst katını niye kullanmayalım? Bunlar tadilatla, tamiratla bir sokakta. İnanın bana 10 bin kişi vatandaş, işte gene sokakta yaşayan olur mu? Nasıl olur? Kendini artık sokak yaşamına kendisini biçim yapmış sokak yaşamına. Onu bir yaşam biçimi haline getirmiş olanlar kalır. Kar kış onlar için fark etmiyordur. Ama bunun dışında ne yapılabildiklerinin en başında bu geliyor. Bir. İkincisi, eğer toplum gerçekten fiziki olarak bizi yani fiziki olarak görmek isteyen yani insan kalıbında, insan vasfında görmek istiyorlarsa
Yani bir iki münferit olaydan dolayı hepimiz aynı kefeye koyup bizi dışlamayacaklar. Bize gelecekler, ne yapılabilirlikleri beraber konuşacağız. Siz geleceksiniz, karşı taraf gelecek, gelinecek. Çözüm var, çözümsüzlük diye bir şey yok. Çözümsüzlüğü biz kendimiz yaratıyoruz. Bu benim bizimle sokakta yaşayanların için gelsinler. O zaman ben o içimizde, sokağın içinde o münferit, tiksindirici olayları, yani göze hoş gelmeyen, mide bulandırıcı olayları, yani yaratan veya yani yaşatanları, yapanları, icra edenleri ben kendim gelirim, onları çıkarım, gelin bakalım size şu terapiye ihtiyacınız var. İlk önce tedavi. Bizim tedavimiz yapılacak. Her iki tarafta karşılıklı olarak birbirini tenkit edecek. Olumlu veya olumsuz taraflarımızı açık seçik beyan edeceğiz. Biz sizden şunun için tiksiniyoruz diyebiliyorsanız bunu deyin bana ya. Sizin hoşumuza gitmeyen, sokakta yaşayan insanlar, sizin hoşumuza gitmeyen taraflarınız bunlar. Biz onları çözeriz. Ama siz eğer tepkiye tepki, yani kıstasa kıstasla cevap veriyorsanız ben daha çok o zaman agresifleşirim. Ve hatta hiç yapmamış o icraatı, o kötü olayları, çirkin olayları, davranışları yapmamış olan bile kendini o davranışlara empoze eder, o davranışları sergilemeye başlar. Peki buna meydan verelim mi? Vermemek için işte hep beraber olacağız, çözümü üreteceğiz. Yani öyle ki genç nüfusumuz var içinde, 11 bin kişinin içinde aşağı yukarı 3 bin, 4 bin, 5 bine yakın genç nüfusumuz var. Bunlara istihdam sağlanılabilir. Çiftliklerde olur, fabrikalarda olur, inşaat sektöründe olur. Bunları oradan alıp yeniden hayata kazandırabiliriz. Yaşlı grup için ne yapılabilir? Dediğim gibi evlerimiz var. Odalarda birer ikişer kişilik odalara ayırırız. Sadece barınmayı mı, sıcak bir ev mekan mıdır? Değil. Üç öğün yemeğini temin edebiliriz ki elimizde bugün hani çok büyük şekillerde açık açık konuşayım, ahkam kesiyoruz. Biz bize yeteriz. Yetelim. Ama yetelim yani. Ama sen 10 bin kişiye yetmiyorsun ki biz bize 83 milyon nasıl yetelim ya? Biliyoruz ki siz de anlatıyorsunuz. Beslenmeyle ilgili dernekler devrede. İşte gıda ile ilgili, öğün yemeklerle ilgili. Diğer taraftan tabii insanın bir kendini iyi bilmesi, iyi görmesi hissi de vardır. Siz mesela her gün tıraşını olan birisiniz. Evet. Kendinize ev yaptığınız o alanda. Ama en büyük sorunlarımızdan bir tanesi banyo diyorsunuz. Evet. Bir duyalım biz de aslında. Banyo olayımız şöyle. Şimdi bu pandemi sürecinden evvel birkaç gene isim de vereyim. Ben de onda bir hani şeysi yok. Bayrampaşa'da Güzel İşler Derneğimiz vardı. Her cumartesi banyomuzu sağlamakla beraber giyim kuşam, yani normal şartlarda, yani günün şartlarına, kendi bütçelerine göre kaç kişi gelmiş oraya bugün banyo yapma? 100 kişi. 100 kişiye atlet, iş çamaşırı, pantolon, gömlek ve tıraşımıza kadar her şeyimizi temin ediyorlardı. Fatih Camii'nin lavabolarında banyo yeri vardı. Taksim'de Gümüşsuyu Caddesi'nde Selim Hatun Camii'nin imamı, sağ olsun Osman hocamız, hani kulaklarını çınlatayım. O da tuvaletlerin bir tanesini banyoya çevirmişti. Yine hala devam ediyor ama dediğim gibi 150 kişi birbiri üstüne yığılıp orada banyoyu yapmak var. Hani sağlıklı bir, yani ne kadar sağlıklı olur sizce, yani o, hani onu da ben size bırakayım şeyinizi. Bunun dışında çok zor durumlarda kaldığımız zaman onu şey içinde camilerimizin tuvaletten iniyoruz soğuk suyla. İşte böyle bir ihtiyaç. Ama dediğim gibi bir, yani 7-24 sıcak su akan bir yerde her gün mesela bir duşunu almak, duşunu, banyonu yapmak var. Bir de 15 günde, 20 günde hatta aylara yayılan süreç zarfında zaman zaman, çok özür dilerim, taşındığımız zaman kalıp kirlenen böyle şey yaptığımız, lütfen tiksinmeyin bu konuda, hani çok özür dilerim. Hani bunları da her zaman yaşayan bir sokak yaşamımız var, yani bunlarla karşılaşan. Burada tiksinilecek olan şey bu değil. Bunun görülmemesi, buna göz yumulması, dünya üzerindeki herhangi bir adaletsizliğe zaten kafanın çevrilmesi, orada o duyguyu daha fazla yaratmalı.
Siz bir taraftan da yazıyorsunuz. Evet. Orada küçük bir masa dağıttınız. Yatağınız, kedileriniz. Evet. O masada belki defteriniz. Edebiyata bu kadar fazla ilgisi olan biriyle de beraberiz. Teşekkür ederim. O yüzden isteyeceğim bu noktada. Bize bir şey okuyun yazdıklarınızdan. Seviyoruz diye sevilecek değiliz. Ama sevilmediğimiz yerde de kalacak değiliz. Her şeye rağmen er yiğidin gönlünde bir aslan yatar misali, bizler de bir kalp taşıyoruz. Bizler de sevmeyi biliriz. Bizim yaşamımız sadece günde üç öğün dağıtılan yemeklerle karnımızı doyurmamıza ve sağdan soldan sigara dilenmemize, arada bir kahvelerde verilen 3-5 bardak çaya endeksli değil. Siz karşı tarafta olanlar, sizler gibi biz de severiz. Hem de tarifi yapılmayacak kadar. Ama sizler ne yazık ki bizleri bir türlü kabullenemiyor, sevmiyorsunuz. Madem ki hal böyle, biz de diyoruz ki seviyoruz diye ille de sevilecek değiliz. Ama sevilmediğimiz yerde de kalacak değiliz. Daha nasıl özetleyeceksiniz zaten aslında. Bir sorum var bitirirken. Bugün için bir şekilde hayat değişse, zamanlar birbirinin içine girse ve çocukluktaki anne babayla, abiyle karşılaşma şansı olsa, ne dersiniz onlara bugün? Ben ne derim onlara? Sarılırdım ya. O hiç yaşanmamış görürdüm o olayları yani şu anki dönem. Hani film şeridini, makarayı geri sarsak ve onlar tekrar yapsa. Yani bir devacı yaşamak isterdim yani. Bir devacı yaşamak isterdim yani. Hı-hı. Böyle de bir olay. Hiçbir şey olmamış gibi sarılırdım. Evet. İyi ki geldiniz Alaaddin Bey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Burada olmanız önemliydi. Biraz daha kafamızı çevirelim. Biraz daha birlikte biz olalım. O yüzden söylediğiniz her cümle kıymetliydi. Bugün aslında bir misafirliği paylaştık. İnsan olunca bütün kavramlar, etiketler, sıfatlar değişiyor zaten. Ben çok şey öğrendim bugün. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.